Komiserin tanıdık olması çok iyi oldu. Sağ olasın Hasan Paşa. Ne demek Orhancığım? Oğlunu mezun etmiştik okuldan. O zamandan beri arkadaşımdır. Ayrıca Günçiçek benim de kızımdır. Elimden ne gelirse. Vay Hasan Paşam. Salih komiserim. Buyurun oturun. Hangi rüzgar attı? Vallahi hoş geldiniz diyeceğim ama sen bu saatte pek ziyaretime gelmezsin. Hayırdır? Tatsız bir durum mu var? Keşke hoş bulduk diyebilseydik. Ya... Tatsız bir durumumuz var aslında. Yani bizim kızımız kayıp. Oran Bey'in kızı. Mahallemizin kızı. Sen de tanırsın. Adı Günçiçek. Ha, hani bir grup var. Pis Yedili. Ha, ondan. Orada sarışın bir kız vardı. Evet ya, tamam. Nedir durum? İzin verirseniz ben anlatayım. Buyurun burada. Ben Günçiçek'in babasıyım. Günçiçek okuldan çıktıktan sonra akşam eve gelmedi. Bir arkadaşına gitmiş falan olamaz mı? Bazen fark etmiyorlar. Telefonların şarjları bitiyor. E tabii bu durumda aileleri de meraktan evde bitiyor. Ha, yok yok. Yani öyle bir durum olsa hemen bize haber verir. Biz arkadaşlar olarak bize haber vermedi. Ailesinin de haberi yok zaten. Peki sizinle ya da eşinizle dün ya da bu sabah kavga etti mi? Zannetmiyorum. Öyle bir şey olsaydı mutlaka haberim olurdu. Eşim anlatırdı bana. Bazen çocuklar böyle şeyler yapıp dikkat çekmeye ve ailelerinden intikam almaya çalışıyorlar. Biz burada nelerle karşılaşıyoruz bir bilseniz. Ne olursa olsun haber verirdi. En azından arkadaşlarından saklamazdı nereye gideceğini. Biliyorsunuz kayıp vakalarında bir insanın kaybolduğuna kanaat getirebilmemiz için olay üzerinden 24 saat geçmesi gerekiyor. Daha önce kanunen işlem yapamıyoruz. E ne yapacağız şimdi? Burada elimiz kolumuz bağlı mı duracağız? Vallahi normalde evet. Fakat ben Hasan Paşa'mın ve sizin hatırınıza elimden geleni yapacağım. Sonuçta mahallemizin kızı, bizim de kızımız sayılır. Çok teşekkür ederim Salih komiserim. Murat, gel oğlum buraya. Sağ olun komiserim. Peki ne yapabiliriz? İlk olarak bütün hastane ve karakollara resimlerini ve bilgilerini geçeceğiz. Yanınızda bir resim var mıydı? Cüzdanımda bir tane olacaktı. Buyurun başkomiserim. Buyurun. Al bu resmi. Resimdeki kız kayıp. Adı neydi? Günçiçek. Günçiçek Seymen. Kaydet. Yaş? 17 yaşında. Ya üzerinde girişim kolejinin üniforması olması lazım. Ha bak bu önemli. Yaz. Yazdım komiserim. Bütün birimlere anons geçin. Resmi de sisteme girin. Bütün karakollara da haber verin. Emredersiniz komiserim. Hadi. Sağ olun Salih komiserim. Ne kadar çok teşekkür etsem azdır. Çok teşekkür ederim komiserim. Siz olmasanız aranmazdı bu kız. Hasan Paşa'mıza can feda. Özür dilerim. Ben anlamadım da. Ya biz ne yapacağız şimdi? Biz ne yapıyoruz? Sabırlı olup bizden haber bekleyeceksiniz. Kayıp vakaların büyük bir çoğunluğunda gençler eve kendiliğinden döner. Bazen trafik kazası, çok nadir de kaçırılma vakaları olur. Kaçırılma mı? Tövbe, tövbe. Alo Orhan. Bir ses var mı? Polisten de bir haber yok yani. Çocuklar da hastanelere falan bakıyorlar. Acil servislere falan. Orhan çok korkuyorum. Ya kızımın başına bir şey gelirse? Tamam. Tamam, tamam. Kötü düşünmüyorum, tamam. Kimi? Ay yok, yok aramadım Fatih. Telaştan aklıma bile gelmedi. Dur bir de ona sorayım. Belki tanıdığı bir şey vardır. Yardımcı olur bulunmasına. Tamam canım, tamam. Aşkım. Bak bunlar yeni açmıştı. Senin için topladım. Etraf çok güzeldir. Çeşit çeşit çiçeklerle dolu. Hoş. Senin pek gezmeye fırsatın olmadı ama... Merak etme. Evlendikten sonra bol bol geliriz buraya. Bunu dışarıda baksam daha iyi olacak. Efendim Çiçek teyzem? Fatih oğlum, Günçiçek'i gördün mü yakın zamanda? Günçiçek'i mi? Yo, bir şey mi oldu? Günçiçek'ten haber alamıyoruz evladım. Bütün gün eve gelmedi. Hiçbir yerde de yok. başına bir şey geldi diye çok korkuyoruz. Telaşlanmayın Çiçek teyze. Polise falan haber verdiniz mi? Karakolları aradık. Hiçbir haber yok. Ne yapacağımızı bilemiyoruz. Çaresiz kaldık oğlum. Çiçek teyze tamam. Siz merak etmeyin. Hem Günçiçek'i biliyorsunuz. Sizi kızdırmak için yapmışlar bunu. Ben hemen oraya geliyorum. Yapabileceğimiz bir şey var mı bir bakalım. Oğlum seni de işinden gücünden etmeyelim. Ya olur mu öyle şey Çiçek teyze? Günçiçek mevzubayız. İşin gücünün ne önemi var? Hemen geliyorum. Sağ ol evladım. Sağ ol. Bittim ben, bittim. Kızım. Kusura bakma ama benim çıkmam lazım. Annen sen eve gelmeyince meraklanmış biraz. Ben bir gidip bakayım. Dışarıdan istediğin bir şey var mı? Bak Fatih, annemler polise haber vermiştir bile. Eğer beni düşünmüyorsan bari onları düşün. Kim bilir ne hallettirirler. Konuştun işte. Aşkım, ben zaten hepimizi düşündüğüm için yapıyorum bunları. Hem merak etme. Annenler şimdi biraz telaşlanır. Ama sonrasında düğünümüzde göbek atarken her şeyi unuturlar. Ya sen ne düğününden bahsediyorsun? Düğün falan olmayacak. Rahat bıraksana artık beni. İmdat! Yok mu kimse imdat? Hadi sen uyu dinlen biraz.